Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazanımızın ilk günü inşallah. Allah oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin, oruç tutanların. Şimdi bugün ilk iftarımıza özgü güzel bir çorba yapıyorum. Osmanlı mutfağından, Türk mutfağından nefis bir lezzet. Domatesli şehriye çorbası. Bir bardak şehriyeniz ve iki domatesiniz varsa bu güzel çorbayı yapabilirsiniz. Şimdi önce bir yemek kaşığı tereyağımı tenceremin içerisine aldım ve eritiyorum. İçine bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Artık beni sık izleyen izleyicilerim biliyorlar ki ben bütün yemekleri hemen hemen zeytinyağı ve tereyağı karışımıyla yapıyorum. Çok daha sağlıklı ve leziz oluyor. Eğer imkanınız varsa sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tereyağım eridiği zaman bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Domates salçası ve domates de ilave edeceğiz. Güzelce domatesimizi kavurup kokusunu çıkmasını bekliyoruz. Salçamı güzelce kavurdum. Kokusunu çıkarttım. Şimdi bir su bardağı arpa şehriyem var. Arpa şehriyemi salçamın ve yağımın içerisine atıyorum. Yağ ve salça ile birlikte güzelce kavuruyorum. Şehriye pilavı yapar gibi çok kahverengi yapmamıza gerek yok. Sadece un kokusunu alacak kadar ve biraz sertleştirecek kadar kavurmamız yeterli. Şimdi ocağımın altını kısıyorum ve bu kavrulmaya devam ediyor. Ben diğer taraftan domateslerimi halledeceğim. Ben domateslerimin kabuklarını soydum ve rondomun içerisine, blenderımın içerisine alıyorum. Blenderı rondosu olmayanlar da rendeleme işlemi yapabilirler. Ama bu daha pratik olduğu için ben böyle yapıyorum. Evet, hazır bile. Birkaç saniye içerisinde hazır oldu. Arpa şehriyelerim kavrulana kadar domatesim hazırlanmış oldu bile. Şimdi bu kavrulma yeterli. Dediğim gibi çok fazla kahverengi kavurmamıza gerek yok. Sadece hamur olmaması için biraz sertleştirmemiz yeterli. Arpa şehriyelerim üzerine bu rondadan geçirdiğim domateslerimi koyuyorum. Domateslerin bir iki taşım şöyle bir kaynatacağım. Çiğ kokusu gitsin. İçine bir yarım adet limon sıkıyorum. Domates çok asitlidir arkadaşlar. Limon asitli zannedilir ama videoda girdiği zaman tam tersi baz etkisi yapar. Asiti keser, alkali yapar. Dolayısıyla hem bir lezzet katıyor hem o asiti dindiriyor. Midenin ve bağırsağın rahatsız olmasını engelliyor ve çok da güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Bu aşamada tuzumu koyuyorum. Zevke bağlı tabii ki. 2,5 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Kaynamış suyum vardı benim kettle'ımda. Bu suyu ilave ediyorum. Bir bardak arpa şehriyeye yaklaşık 5,5-6 su bardağına yakın su ilave ediyorum. Çünkü bu arpa şehriyeler biliyorsunuz gayet güzel bir şekilde yumuşayacak, kabaracak. Aynı pirinç gibi suyu emecek, yoğunlaştıracak. Belki bu su yetmeyebilir, daha kaynar su ilave edebiliriz. Ama kontrollü gidip fazla gelmesindense eksik gelsin, eksiği üzerine ilave ederek tamamlayabiliriz. Fazla gelirse sulu olur çorbamız. Şimdi güzelce kaynamaya devam edecek benim bu çorbam. Kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Tekrar arpa şehriyelerim yumuşayana kadar, büyüyene kadar pişireceğim. En son da sosunu hazırlayacağım. Çorbam pişmek üzere. Çok az kaldı. Videomun başında söylediğim gibi suyu kontrollü ekleyelim derken bakın biraz koyulaştı. Şehriyelerim kabardı. Salçanın ve domatesin etkisiyle de suyum yoğunlaştı. Dolayısıyla ben buna bir su bardağı su daha ilave ediyorum. Şimdi bir fokur fokur kaynasın. Kaynar suydu zaten koyduğum su. Soğuk su koymadım.
Biraz daha kaynadıktan sonra çorbam hazır. Ama bu aşamada ben şimdi bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Neden ilave ettiğimi şöyle izah edeyim. İçindeki domates ve domates salçası bayağı bir asidite sağladı. Çok asitlendirdi. Limon ve şekerle biz o asidi nötrlemeye çalışıyoruz ki midemiz rahatsız olmasın, bağırsağımız rahatsız olmasın ve bir lezzet katsın. Bu şekerin konmasının amacı da bu arkadaşlar. Şimdi 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra en son nanesini, maydanozunu ekleyeceğim. Şimdi bir avuç maydanozum var. Güzelce yıkadım ve maydanozlarımı çok hafif saplı, çünkü saplarında da şifa var, elimde sıkarak haşere bir şekilde minik minik doğruyoruz. Haşere maydanoz dediğim gibi çok ufak doğranması. Şöyle ufak ufak tekrar geçiriyorum. Ve maydanozum hazır. Çorbam tam kıvamında hazır arkadaşlar. Şimdi bu haşere maydanozları içine atıyorum. Arzu edenler, bunun orijinalinde maydanoz var Osmanlı mutfağından arkadaşlar. Ve gerçekten ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum maydanozu. Ama arzu edenler sadece kuru naneyi tereyağında biraz yakıp da ilave de edebilir. Çünkü o şekilde de bu çorba pişiriliyor. Şöyle ben bir tutam kadar da çok azıcık nane koyuyorum. İkisi birlikte tam şifa, mis kokulu bir çorba oldu. Çorbamın altını kapatıyorum. Bunları son aşamada eklemenin önemini vurgulamak isterim. Çünkü kaynayıp acılaşmaması lazım. Bu baharatlar hem nane, hem maydanoz, hem de kekik sıcakta kaynadıkça, piştikçe bir acılık verirler. O acılık olmasın diye yemeğimiz, çorbamız piştikten sonra ilave ediyoruz içine. Şu an benim çorbam hazır ve şimdi servis edeceğim size. Evet arkadaşlar, nefis şifa deposu çorbam hazır ve şöyle servis yapmak istiyorum size. İlk iftarımızın çorbası bu. Umarım siz de yetişirsiniz, yaparsınız ya da bugün yapamazsanız da yarın yaparsınız. Çünkü gerçekten çok leziz, doyurucu ve aynı zamanda iftardaki o ağırlığı üzerinizden alabilecek bir çorba. Domatesli arpa şehriye çorbam hazır arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Umarım deneyenlere afiyet şifa olsun. İlk iftarımızı Allah kabul etsin diyorum. Şöyle size dokusunu da göstermek isterim. Gayet yoğun, leziz, sağlıklı, güzel bir çorba oldu arkadaşlar. Deneyenler yorumlara yazarsa çok sevinirim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bir sonraki güzel videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.